Evet sevgili kovalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Kasım arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş? İki tane yeni, iki tane en eski, iki tane de en sevdiğim minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Oo. Divyatka. 9. Kupaların 9'lusu. Kendi başarımızı sembolize eder bu ve bu kendi başarımız sayesinde aşırı gurur duyacağımız olaylar yaşayacağımızı sembolize eder. Fakat bu aşırı gurur karşısında bazı insanlara karşı itici gelebilirsin bu dönem sevgili kova der. Bu kart bizlere fakat bu başarının yalnızca bizim başarımız olduğu, yani başkasının herhangi bir katkısının olmadığı dönemi, iç mutluluğu dolu dolu yaşayacağımızı sembolize eder. Veyahut iç mutluluğu dolu dolu yaşayacağımız, olaylarla karşılaşacağımız bir dönemi sembolize eder. Ve bir konuda uyarır, bu dönemde birazcık lüks tutkun ağır basabilir sevgili kova. Bu dönem harcamalara dikkat, ay sonunu getiremeyebilirsin der. Bu kart uyarı babında bizlere. Hadi bakalım. Sevgili kovalar için ikinci kartımız. Bu destenin son kartı. Dvojka. Kılıçların ikilisi. Kılıçların ikilisi de der ki senin artık kaçarın yok sevgili kova. Önünde bir seçim yapma zamanı gelecek der bizlere. Ve bir seçim yapmak zorunda kalacaksın der. Fakat seçim konusunda da ben der sana şöyle yardımcı olayım. Kalbin neyi hissediyorsa, neyi seviyorsan korkusuz ol. Ve seçimini ondan yana kullan der bu kart bizlere. Aynı zamanda ilişki konusunda da der ki evet birilerinden hoşlanıyor olabilirsin. Karşı tarafa adım atmak istiyor olabilirsin. Fakat henüz adım atma. Çünkü karşı taraf henüz bir ilişkiye hazır değil der bu kart bizlere. Geldik en eski desteme. Hadi bakalım sevgili kovalar için. Dedim ve kartınız yere düştü. Sevgili kovalar, tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de nedir? Birincisi, dengeli kararlar alacağımız, önceliklerimizi belirleyeceğimiz, tartacağımız bir dönemi sembolize eder bizler için. Aynı zamanda şanslı bir değişimi ve bu şanslı değişime çok çabuk adapte olabileceğimizi, ayak uydurabileceğimizi sembolize eder. Telefonla iş, aşk konusunda çok fazla trafiğimizin olacağını sembolize eder bu kart bizlere. Ve bu dönem artık der ki, yani sevgili kova, şunun da zamanı geldi. Artık önceliklerini düşünmen gerek. Bu dönem özellikle önceliklerini düşünmen gerek sevgili kova der bizlere. Hadi bakalım. Bir saniye. İkinci kartımız. Hadi içimizden geldi. Bunu yapacağız. Çünkü eski desteden bir kart daha çektim maalesef. Bu hafta size torpil gibi oldu. Sevgili kovalar. Sevgili kovalar bakın. Gene seçim kartı çıktı. Asaların ikilisi. Asaların ikilisi de nedir? Planla seçim yap. Gerekiyorsa birazcık da risk al der. Bu dönem arkadaşlarınızdan veya sevdiklerinizden bir date'e çıkabilirsiniz. İş, aşk date'i olabilir bu. Çoğunluk akarsu gören bir yerdir ve yüksek bir yerdir. Yani balkon olabilir, loca olabilir. Yani yüksekten aşağıya gören bir yerde bir takım görüşmeler olabilir. Aşk konusunda, iş konusunda
veya arkadaşlarla bir date olabilir. Sevgili kovalar. Hadi in bakalım. Geldik minnoş desteğe sevgili kovalar. En minnoş desteme. Aa yo, torpil geçmemiş oldum. Doğru, sizin düşen bir tane kartınız vardı. İki tane. İki tane en eski destemden açtım zaten. Şimdi de en yeni ve favori minnoş desteme geçtik. Tılsımların dokuzlusu. Tılsımların dokuzlusu da şunu sembolize eder aslında. Der ki uğraşmışsın, çalışmışsın, didinmişsin sevgili kova. Emeğinin meyvelerini alma zamanın geldi. Kendi başına başarıyı, finansal başarıyı, finansal bağımsızlığı sembolize eder bu kart sevgili kovalar. Yani kimse size kalkıp da ya işte ben sana şunu şöyle yap demiştim, sen öyle yapmıştın da o yüzden bu kadar başarılı oldun diyemeyecek. Çünkü siz kendiniz başardınız, çalıştınız, didindiniz, başardınız ve kendi finansal özgürlüğünüzü, finansal başarınızı kazandınız der. Refah, bolluk, huzuru sembolize eder sevgili kovalar. Hadi in bakalım sevgili kovalar için son kartımız. Çıkarttık. Arkadaşlar. Hakikaten bu dönem çok mutlu olacağınız olaylarla karşılaşacaksınız. Çünkü kupaların dokuzlusu çıktı gene. Kupaların dokuzlusu da nedir? Kendi başarın, başarıya ulaşmanın gururu, iç mutluluğu dolu dolu yaşamayı sembolize eder. Ve tekrar edeyim, hadi üstünden geçmiş gibi olalım. Ve der ki her şey istediğinden çok daha iyi olacak. Bu dönem hedeflerinin belli olacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere. Fakat işte uyarır der ki yani bu dönem birazcık dikkat harcamalara. Çünkü lüks tutkun birazcık ağır basabilir bu dönemde der. Evet sevgili kovalar, sizler için 11-17 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.